Merhaba. Günaydın Haluk Bey, hoş geldiniz. Hoş gördük. Haluk abi gözün aydın. Sağ ol, sağ ol. Hak edilmemiş para kimsenin yanında kar kalmıyor. Ay süper, vallahi çok sevindik. Evet. Güzel, sevindik, mutlu olduk. Artık işimizin başına dönelim. Evet, nedir? Vallahi bir sıkıntı yok Haluk abi. Üç var diye çalışıyoruz. Yani bir problem çıkmadan işi teslim edeceğiz. Bana bak, öyle hızlı çalışmak iyi değil ha. İnsanlar konsantrasyonlarını böyle durumlarda kaybediyor. İş kazaları hep bu tip ortamlarda oluyor. İşi yetiştireceğim diye böyle bir şeylere dikkat etmemeye başlıyorlar. Sen merak etme Haluk abi. İş denetim güvenlik uzmanları şantiyede sürekli denetimdeler. Hep başımızdalar vallahi. Benim şantiyemde eğer bir iş kazası olursa hepsinin burnundan getiririm haberleri olsun. Yok Haluk abi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları sürekli denetliyor şantiyeyi. Başımızdalar vallahi. Ha. Biraz sonra gideceğim zaten şantiyeye. Ama sakın bir şey söyleme. Gizli gideceğim. Bakalım ben yokken de güvenlik kurallarına riayet ediyorlar mı? Sustum. Yusuf Bey geldi. Ah gelsin. Yusuf merhaba. Merhaba Haluk Bey, beni çarpmasınız. Geç otur şöyle. Yusuf çay kahve içer misin? Yok sağ olasın beyim, almayayım. Şantiyede işler bekler. Siz çağırınca apar topar geliverdim. Sen evlisin değil mi Yusuf? Evliyim bey. Çoluk çocuk var mı? Var beyim. Ellerinden öper. Üç tane evladım var. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Onlarla vakit geçirmek hoşuna gidiyor değil mi? Tabii ki beyim. Başka neyimiz var ki? Her akşam saat 8'de ailecek yemek yeriz biz de. Ne güzel, ne güzel. Bundan daha güzel bir şey yok tabii değil mi? Herkes işini, gücünü bırakır, sofraya oturur bizde. Nadiren geç kaldığım vakitler de olur. Ama hep beraber sofrada mutlaka buluşuruz bey. Akşam yemeği önemli bizim için Haluk Bey. Herkesin bir arada olduğu an, masanın etrafında toplandığı an. Bak Yusuf, senin gibi milyonlarca insan var böyle akşam sıcak yuvalarına giden, ailesiyle böyle yemek yiyen. Ama bunlardan bazıları ne yazık ki evlerine gidemiyor. Çocuklarıyla aynı masada oturamıyor. Mesela geçen yıl 2000 işçi evine dönemedi. Aileleriyle birlikte yemek yiyemedi. Sofralarında bir tabak eksildi. Çocukların gözleri yollarda kaldı. Neden gidemediler? Çünkü çalıştıkları yerde iş kazaları yüzünden hayatlarını kaybettiler. Şimdi diyeceksin ki bunun benimle ne ilgisi var? Evet Haluk Bey, bunun benimle ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Çünkü sen çok büyük bir hata yapmışsın. Affet beyim, ne yapmışım? Bir yanlışlık olmuştur. Sen birinin hayatını tehlikeye atmışsın. Olur mu, olur mu beyim? Yapmam ben öyle şey. Yapmışsın, yapmışsın. Kimin hayatını tehlikeye atmışım Haluk Bey? Senin. Sen kendi hayatını tehlikeye atmışsın. Baretini ve emniyet kemerini takmadan iskeleye çıkmışsın. Yusuf, ben seni o şekilde iskeleye çıkaran şantiye şefinden bunun hesabını sordum. Burnundan fitil fitil getirdim. Ama senin de kendi hayatına dikkat etmen gerekiyor. Sen sıcacık yuvanda ailenle birlikte yemek yemek istiyorsan önce sen kendi hayatına dikkat edeceksin. Kimsenin senin hayatını riske atmasına izin vermeyeceksin. Bu konuya özellikle dikkat edeceksin. Kimse sana tehlikeli bir iş yaptıramaz. Eğer yaptırmak isteyen olursa şikayet edeceksin. İşveren iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak zorunda. Risk varsa kabul etmeyeceksin. Bırakıp gideceksin. Kimse sana hayatını tehlikeye atacak bir iş yaptıramaz. Sen etrafındaki arkadaşlarını da kontrol edeceksin ve gerekiyorsa onları uyaracaksın. Önlem almayan yetkilileri şikayet edeceksin. İşveren her türlü önlemi almak zorunda. Nokta. Haluk Bey, biraz acelemiz vardı. Takmaya fırsatım olmadı. Yok öyle bir şey. Ne demek acelemiz vardı? İnsan hayatı aceleye gelmez. Bırak işler geciksin. Bırak teslimat geciksin. Şirket ne ceza ödeyecekse ödesin. Ama sen kemerini tak. Yusuf,
Bu şirketin yaptığı hiçbir proje, hiçbir gökten... Meltem. Hı. Neyin var senin? Yok bir şeyim. Yok bir şey. Hı. Ben anlamadım çünkü. Var bir şeyin işte, söyle. Ya söylesene Meltem. Ya. Gönül. Hı? Ben bir karar verdim. Kararı verdin. Ay Meltem hadi. Meltem sen ne dediğinin farkında mısın? Olmuyor Gönül. Yapamıyorum. Ne demek yapamıyorum? Ne demek Haluk'tan boşanmaya karar verdim? Durduk yere nereden çıktı şimdi bu Meltem? Ya bu öyle bir anda alınmış bir karar değil. Uzun zamandır düşünüyorum. Sorun ne peki? Yani sorun şu diye sana direkt söyleyebileceğim bir şey yok. Ama Gönül biz çok farklıyız. Yaşamak istediğimiz hayatlar çok farklı. Hayallerimiz çok farklı. Farklıyız işte. Ne güzel, hayatınızın en güzel dönemindesiniz şimdi Meltemciğim. Bütün zorlukları aştınız. Şimdi... Doğru. Yani Haluk'la çok güzel, çok uzun bir evliliğimiz var. Ha bu arada Haluk... Muhteşem bir koca. Yani ben dünyaya bir kere daha gelsem yine onunla evlenirim. O zaman? Ama hayat akıp gidiyor. Ve biz hep aynı şeyleri yapıp duruyoruz. Ya ben maçın bitmesini bekleyen, zaman geçiren bir futbolcu gibi olmak istemiyorum. Evet ama ya bu arada... Haluk buna engel olduğu için söylemiyorum. Yani ama ben artık kendi istediğim hayatı yaşamak istiyorum. Ay çok tuhaf oldum. Garip oldum Meltem. Çok garip oldum. Ya şunu bil ki bu böyle bir anda verilmiş bir karar değil. Ben çok uzun zamandır üstüne düşünüyorum. Ama şöyle bir bakarsan... ben sürekli Haluk'u değiştirmeye çalışıyorum. Onu hep bir şeyler yapmaya zorluyorum. Niye o da böyle bir hayat yaşasın ki? Yani ne o benim istediğimi ne ben onun istediğini yaşamak zorundayım. Ne zaman söyleyeceksin Haluk'a? Bu akşam. Böyle karşısına geçeceksin, ciddi ciddi ben boşanmak istiyorum mu diyeceksin. Ay Haluk ne yapacak çok merak ediyorum Meltem. Ben de. Meltem sen bu konuyu iyi düşündün mü? Ha? Gönül, bu böyle bir anda alınmış bir karar değil. Ben belki de yıllardır düşünüyorum bunu. Anlıyorum.
Haluk benim bu dünyada üzmek isteyeceğim son insan. Ama hayat geçiyor. Peki neden diye sorarsa ne diyeceksin Meltem? Hı? Öyle bir nedeni yok ki. Yani yaşadığımız rutin hayata devam etmek istemiyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Yani sen böyle ani duygusal kararlar veren bir insan olmadığın için eminim konuyu uzun uzun düşünmüşsündür. İstemeyerek de olsa biz de saygı duyacağız düşüncene. Selam Meltem Hanım. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Hoş geldiniz. Dünyalar güzeli Gönül hanımefendi. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Biraz da şişkinim. 4 tane waffle yedim. Bil bakalım nerede yedim? Tahmin edin. Brüj. Atladım uçağa gittim. Waffle'ımı yedim geldim. Ah Brüj. Belçika'nın incisi, waffle'da birincisi. Hiç gittiniz mi hanımlar siz Brüj'e? Fırsat olmadı Nasıl olur ya? Olacak iş değil ya. İnsan Brüj'e gitmez mi ya? Brüj'e gitmeden yaşanır mı? Ama şanslı gününüzdesiniz. Çok şanslı gününüzdesiniz. Ben buradayım. Siz Brüj'e gitmediniz. Ben Brüj'ü size getirdim. Evet. Şu telefonda Brüj'de çektiğim fotoğraflar var. Şimdi sizlere onları göstereceğim. Aslında internete koymuştum ama herhalde girip bakma fırsatınız olmadı. Çünkü bak size çoktan hepsini like'lardınız. Fırsatım olmadı, yoğundum biraz. Henüz bakamadım. Hiç önemi yok, tahmin edebiliyorum. Yoğunsunuz ama sorun değil. İnternette tıklayamadınız, internette like'layamadınız. Ofiste like'larsınız. Ben size gösteriyorum. Siz beğendiklerinizi böyle yapıyorsunuz. İşte bu kadar. Bak bak bak. Bakar mısın? Bak Allah nasıl? Nasıl? Ya şu waffle'a bak ya, kafam kadar ya. İsmail Bey gelmedi mi? Ha, yok Haluk abi gelmedi. Allah Allah. Maalesef. Yılların İsmail Bey'ine bak ya. Bir kadından red yedi diye. Vallahi bana da çok saçma geliyor Haluk abi. Ay nesi saçma? Aşık olduğun insan seni istemezse çok da güzel depresyona girersin. Ama bunu seni anlamaman çok normal. Çünkü sen kalbini hoplatacak kadını daha hiç görmedin. Ha, çok da eksikliğini yaşıyorum bunun. Haluk Bey. Bir şey soracağım. Sor. Siz Meltem ablayla nasıl tanıştınız? Ne bileyim ben canım. Git Meltem'e sor. O bayılır böyle şeyleri anlatmaya. Sabaha kadar sana anlatır. Nasıl yani? Şimdi hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Nasıl Haluk abi ya? Ya ne bileyim bir şeyler hatırlıyorum ama. Ay ben bayılırım böyle hikayelere. Hadi ne olur ne olur anlatın lütfen. Kantinde karşılaştık ilk. Böyle kantinde gördüm. Aa dedim. Ana işte benim evleneceğim kadın dedim. Ay ilk görüşte dediniz mi gerçekten bunu? Dedim tabii. İşte dedim, benim evleneceğim kadın bu. Ay Tolga ya, işte ilk görüşte aşk. Aman darısı başına senin de. Amin. Kızım, biz taş fırın erkeğiyiz. Sevdik mi tam severiz. Ay çok hoş ya. Tolga muhteşem. Ya işte öyle. Ondan sonra ikna ettim onu. Evlendik. Gerçi Meltem'in aklında evlilik falan yoktu ama... Benim cazibeme, böyle sesime falan dayanamadı. Haklı ama ya. Kadın haklı. Okulu bile bitirmemişti daha. Ondan sonra çoluk çocuk yani böyle çocuk da yaptı kariyerde. İyi bari engellememişsiniz kariyerini falan. O ne demek canım? Meltem benim hayatımdaki en önemli şeylerden biri. Onu üzecek, onu engelleyecek bir şey yapar mıyım ben? Vallahi helal olsun Haluk abi sana ya. Örnek alıyorum abi seni. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu dünyadaki en önemli şey aile. Yani akşamları aynı sofra etrafında toplanıp böyle ailecek yemek yiyorsun ya... ...bundan daha önemli hiçbir şey yok. Biraz önce Yusuf'a da aynı şeyi söyledim. Öyle tabii, çok doğru. Haklısınız. Bu arada yemek yedik de ben acıktım ya. Acaba çıkıp bir şeyler mi yesek? Çıkamayız. Çünkü randevunuz var. Tuna Bey gelecek. Toplantı yapacağız. Tuna Bey gelecek. Hı hı. Her akşam bizden çıkmayan Tuna şimdi randevuyla görüşebiliyoruz. Ana.
Vallahi adam iş hayatında çok profesyonel Haluk abi. Böyle randevusunu falan ayarlamadan gelmiyor. Geç de kalmıyor yani hiç. Hadi canım. Zero profesyonel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.